Merhabalar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ben Arzu. Bu tarz içerikleri seviyorsanız eğer kanalıma abone olup bildirimleri de açabilirsiniz. Instagram adresimi de her zamanki gibi şuraya bırakmış olacağım. Takip etmek isterseniz seve seve kabul ederim. Videolarım teşvik değil, tedbir ve uyarı amaçlıdır. Bu davada çok fazla rahatsız edici detay ve resimler bulunacağı için hassas olan arkadaşlar lütfen videoyu izlemesinler. Bugün sizlere bahsedeceğim kişi Alison Botha. Alison Botha, 22 Eylül 1967'de Güney Afrika'nın Doğu Cape eyaletinde bulunan Port Elizabeth kasabasında doğdu. Baba Brian ve annesi Claire o henüz 10 yaşındayken ayrıldı. Alison annesi Claire ve erkek kardeşi Neil ile yaşamaya başladı. Annesi ve babası ayrılmış olmalarına rağmen yine de sürekli görüştüler ve aile ilişkileri güzel bir şekilde devam etti. Alison çok zeki bir kızdı. Port Elizabeth Collegiate Lisesi'ne gitti. Okul hayatı boyunca çok başarılıydı ve lisede de okulun örnek öğrencisiydi. Üniversiteyi de bitirdikten sonra birkaç kere seyahatlere çıktı. Daha sonra bulunduğu kasabaya tekrar dönüp bir sigorta şirketinde çalışmaya başladı. Tarih 18 Aralık 1994. Alison 27 yaşında. Arkadaşlarıyla birlikte dışarıda alışveriş yaptıktan sonra arabasıyla kız arkadaşını eve bıraktı ve kendisi de evinin yolunu tuttu. Garaj yoluna geldiğinde aldığı paketleri aracın yan koltuğundan alacakken camın önünde bir gölge belirdi. Kapıyı açan eli bıçaklı adam Alison'a yan koltuğa geçmesini, eğer geçmezse onu öldüreceğini söyledi. Bıçağı kızın boğazına dayıyordu. Alison çok fazla panik oldu. Adam ona eğer söylediklerini yaparsa ona zarar vermeyeceğini, sadece arabasına ihtiyacı olduğunu söyledi. Alison o anda kendisini sadece arabamı alacak ve bana zarar vermeyecek diye teselli etmeye çalıştı. Gerçek adı Francis de Troyes olan adam kendisini Alison'a Clinton olarak tanıttı. Alison'la sanki normal bir arkadaşıymış gibi sohbet etmeye çalışıyor. Adın ne? Neler yapıyorsun? Sevgilin var mı? Hayatın nasıl gidiyor? Gibi sorular soruyordu. Alison ise kendisini Susan olarak tanıttı ve evde erkek arkadaşının onu beklediğini söyledi. Aracını alabileceğini, hatta geri vermesinin gerekmediğini bile söyledi. Franz, Alison'a bir arkadaşını alacaklarını, sadece aracıyla işi olduğunu tekrarlıyordu. Daha sonra yol kenarından arkadaşım dediği çocuğu da aldı. Bu genç henüz 19 yaşındaki Chance Kruger'dı. Alison bu gençle göz göze geldiğinde gencin gözündeki saf kötülüğü gördü. Franz aracı Port Elizabeth'ın dışında yol kenarında bir çalılığa doğru sürdü. Alison bu noktada başına kötü bir şey geleceğini anlamıştı. Çalılığa geldiklerinde ise 26 yaşındaki Franz bıçağı yeniden Alison'ın boğazına dayadı. Ve eğer istediklerime karşı koyarsan seni öldürürüm diyordu. Hatta ona benimle savaşacak mısın yoksa savaşmayacak mısın diye sordu. Alison ise hiçbir tepki vermemişti. Ve Alison'a orada saldırıda bulundu. Alison zihnini tamamen o durumdan koparıp sanki tüm bunları o yaşamıyormuş gibi düşünüyordu. O an aklındaki bunu sadece bedenime yapabilirler, ruhuma asla düşüncesiydi. Karşı koymuyor, tepki vermiyor, onlara bu hazzı yaşatmamak için hiç ses çıkarmıyordu. Arabadan çıkan Franz, 19 yaşındaki Tiense, "Sen de bunu yapmak ister misin?" diye sordu. Tiense ise araca giderek Alison'a saldırıda bulundu. Saldırı sırasında ise Alison'ı boğmuştu ve Alison bu durumda bilincini kaybetti. Alison yavaş yavaş kendisine gelirken, aracın dışında çamurluk bir yerde çıplak bir şekilde yatarken bazı sesler duyuyordu. Bu sesler onun bıçaklanma sesleriydi. Franz Alison'ı tam 17 kez karnından bıçaklamıştı ve özellikle de onun üreme organlarına zarar vermek istediğini söylüyordu yanındakine. Alison'ın öldüğünü düşünerek ikili birbirlerine gerçek isimleriyle hitap etmeye başladılar.
ve tam oradan ayrılacakken Allison'ın bacağı seyirdi. Bunu gören Tiens, arkadaşının elindeki bıçağı alıp Allison'ın boğazını kesmeye başladı. Ve boğazından 16 derin kesik yarası almıştı Allison. O anda hiç acı hissetmedi ve aksine boğulmak üzereyken bu kesikler sayesinde nefes almaya başlamıştı. İkili daha sonra Allison'ın bu kez kesinlikle öldüğünü düşünerek kızın arabasını da alıp oradan uzaklaştılar. Bu iki şahıs daha önceden de biri üniversite öğrencisi ve diğeri hamile bir kadını kaçırıp aynı saldırıda bulunmuşlardı. Ve bu durumdan suçlanmışlardı da. Ama yargılanana kadar denetimli serbestlikle dışarı salınmışlardı. Ve bu olaylardan sonra da Allison'ı kaçırıp ona saldırıda bulunmuşlardı. Allison'ı öldürmek istemelerinin sebebi ise diğer iki kadını öldürmedikleri için gidip polise şikayette bulunmuş olmalarıydı. Ve bunu yeniden yaşamak istemedikleri için bu kez öldürmeye karar vermişlerdi. Allison tek başına çamurun içinde yatarken aslında öleceğini düşünmüştü. Ve gerçekten çok zeki bir kızdı. Yattığı çamurun üzerine parmağıyla birkaç tane not yazdı. Bunlardan ilki kendisine saldırıda bulunan insanların isimlerini yazmaktı. Eğer ölürse bunu kendisine yapan kişilerin tutuklanmasını ve cezalarını çekmesini istiyordu. Ve annesine bir not. Seni seviyorum anne. Bıçaklanma sonucunda Allison'ın bağırsakları dışarı çıkmıştı. Ve Allison o durumda bile pes etmeyi düşünmedi. Çalılıkların arasından gördüğü bir araba farı onun için umut olmuştu. Ve eğer belki de yolun kenarına kadar gitmeyi başarabilirse kurtulma şansı olacaktı. Saldırganlar Allison'ın bütün kıyafetlerini atmışlardı. Allison orada kot ceketini fark etti ve ona uzanarak kot ceketi karnının üzerine bastırmaya başladı. Eğer bu şekilde sürünerek yolun kenarına gitmeyi başarırsa hayatta kalacaktı ve bunu denemeye karar verdi. Allison'ın bulunduğu alan çalılık bir alandı ve orada taşlar da vardı ve Allison'ın canı gerçekten çok yanıyordu ve bu şekilde emekleyemeyeceğine karar verdi. Çünkü her yer zaten kan olmuştu. Allison şunu da düşünmüştü. Eğer ben burada ölürsem ailem benim çok fazla acı çektiğimi bilmemeli. O yüzden emeklemek yerine ayağa kalkıp yürümeyi tercih etti. Bu onun için çok zor olmuştu gerçekten. Ama bir şekilde ayağa kalkmayı başardı. Fakat etraf bir anda kapkaranlık olmuştu. Allison elini boynuna götürdüğü zaman ise orada bir boşluk hissetti. Kafası neredeyse kopmak üzereydi. Çünkü çok fazla derin kesikler oluşmuştu. Ve kafası sabit durmuyordu. Bir eliyle karnına bastırırken diğer eliyle de kafasını sabit tutmaya çalışıyordu. Ve bu şekilde yolun kenarına kadar yürümeyi başardı. Allison bir şekilde yol kenarına çıkmayı başarmıştı ve yol kenarına geldikten sonra da bacakları daha fazla dayanamadığı için yüzüstü yere kapaklandı. Geçen birkaç araba onu fark ediyor ancak yanından hızla geçip gidiyorlardı. Bir araba daha gelmişti. İçinde bir sürü erkek üniversite öğrencisi doluydu. Bu araç Allison için daha sonradan çok önemli olan bir genci de taşıyordu. Bu genç veterinerlik öğrencisi olan Tian'dı. Araba Allison'ın yanında durdu. Gençler arabadan inip çığlık atarken Tian genç yaşına rağmen büyük bir olgunluk ve soğukkanlılıkla arkadaşlarına hemen arabaya binmelerini ve ambulansı aramalarını söyledi. Allison'ın yanına gidip onun bilincini açık tutabilmek için ambulans gelene kadar Allison'la konuşmaya çalıştı. Bulundukları yer şehrin dışında ve uzak bir yerde olduğu için ambulansın oraya gelmesi tam 2 saati bulmuştu. Ambulanstaki görevliler bile şok içindeydi. Tian, Allison'la birlikte hastaneye gitti. Allison hastaneye gittiğinde bilinci hala yerindeydi. Bir kağıt kalem isteyip kendisine bunu yapanların isimlerini yazdı. Daha sonra ameliyat için gerekli olan formu bile doldurup imzalamıştı. Ve imzası o kadar netti ki doktorlar bile şok içinde kalmıştı. Allison ameliyat alacak doktor Allison'ın yanına geldi. Bu sırada Allison'ın üzerinde bir örtü vardı. Boynundaki yaralara baktı
ve doktor gerçekten şok olmuştu. Çünkü hayatında bu kadar korkunç yaralar görmediğini söylüyordu. Daha sonra ameliyathaneyi hazırlamak için oradan ayrılacakken Allison doktora "Bir saniye, gitmemeniz gerekiyor. Henüz bitmedi," dedi. Ve üzerindeki örtüyü kaldırdı. Doktor dışarıdaki bağırsaklarını gördüğü anda gerçekten şok olmuştu. Allison acil bir şekilde hemen ameliyata alındı ve ailesine de haber verildi. Tian ise o ameliyattan çıkana kadar hastanede kalmıştı ve ailesine de destekte bulunmuştu. Allison ameliyattan çıkar çıkmaz gözünü açtığı anda Tian'ı sormuştu. Tian o iyileşene kadar hastanede onunla birlikte kaldı ve oradan ayrılırken de ona şöyle bir not bırakmıştı. "Sen hayatımda gördüğüm en güçlü kadınsın." Allison ameliyattan çıktıktan sonra polisler ifade almak için Allison'ın yanına geldiler. Allison ise yazdığı imzalı kağıdı onlara vermişti. Fakat polisler bu ifadenin yerine sözlü olarak alacakları ifadenin daha geçerli olacağını söylediler. Fakat doktorlar buna karşı çıkmıştı. Allison henüz yeni boğazından ameliyat olmuştu ve konuşması yasaktı. Hatta boğazında da bir tüp vardı. Doktorlar eğer tüpü çıkarırlarsa bunun kötü sonuçlar doğuracağını söylüyorlardı. Allison ise yine bir kağıt kalem isteyip "Tüpü çıkarın," yazdı. Ve doktorlar şok içinde tüpü çıkarmak zorunda kaldılar. Allison polislere saldırganların isimlerini bir kez daha verdi ve tüp yeniden takıldı. Polisler bu kişileri daha önceki suçları sebebiyle kolayca bulmuşlardı ve evlerinin birkaç blok ötesinde de Allison'ın aracını buldular. Franz ve Tian'sı tutuklamışlardı. Sorgu sırasında saldırı ve cinayetten suçlu bulunduklarını söylediler. İkilinin sorgu boyuncaki tek duygu belirtisi gösterdiği an bu andı. "Ne cinayeti? Hayır, bunu kabul etmiyoruz. Saldırılar tamam ama biz kimseyi öldürmedik," şeklinde savunma yaptılar. Polisler ise Allison'ın ölmediğini ve her şeyi anlattığını söyledi. İkili şok içindeydi ve "Nasıl olur bu? Böyle bir şey olamaz," demişlerdi. Tian sorgu sırasında parmağındaki yüzüğü çıkarıp "Bunu Allison'a verin çünkü bu onun yüzüğü," dedi. Duruşmalar sırasında ikisi de hiçbir pişmanlık göstermiyordu ve hiçbir duygu belirtisi yoktu. Tian bir ara kendisinin şeytan tarafından kontrol edildiğini söyleyip aslında cezadan yırtmaya çalıştı. Fakat bunu kimse yememişti ve ikisi de ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Allison bu olaydan sonra halkın büyük desteğini aldı. Birçok kez birçok ülkede konuşmacı olarak şiddet gören kadınlarla toplantılar yaptı. Dünya çapında bilinen biri olmuştu. Birçok belgeselde çekilmiş, Allison hakkında bir film de yapılmıştı. Ve Allison daha sonra kendisine bir kitap da yazmıştı. Ve tüm bu yaşananlardan sonra Allison evlendi ve iki tane de erkek çocuğuna sahip oldu. Şimdi size güzel bir detay daha vereyim mi? Tian, hatırladınız değil mi? Allison'ın hayatında büyük ölçüde katkı sağlayan Tian, onun ilk erkek çocuğunu da doğurtan doktor oldu. Tian ve Allison aralarındaki bu bağı hiçbir zaman koparmadılar. Ve Tian, Allison'ın bu olayından sonra veteriner olmaktan vazgeçmiş ve doktor olmuştu. Ve Allison'ın ilk çocuğunu da o dünyaya getirmesine yardımcı oldu. Ve şöyle bir detay vardı. Franz, Allison'ın üreme organlarına zarar vermek istemişti ama bunu başaramamıştı. Bir süre sonra Tian ve Franz için yeniden şartlı tahliye imkanı doğmuş. Bunun üzerine halk büyük ayaklanma çıkarmış ve tabii ki Allison da karşı çıkmış ve bu şartlı tahliye imkanını ortadan kaldırmışlar. Ve şu anda ömür boyu hapis cezası çekiyorlar. Allison'ın aracına ilk binen kişi 26 yaşındaki Franz. Allison'a hapishaneden bir özür mektubu göndermiş. Bu mektubun içinde ne yazıyor biliyor musunuz? "Çekilen belgesellerden, yayınlanan filmden ve kitaplardan ben de pay istiyorum. Bunlar benim sayemde oldu. Eğer ben olmasaydım sen bunları yaşamayacaktın." Bu ne cüret? Bu ne iğrenç, kokuşmuş bir düşünce? Yani ben bunu duyunca gerçekten şok oldum ve
O kadar sinirlendim ki, yani sen olmasan tabii ki de kız bunları yaşamayacaktı. Tabii ki de bunlar olmayacaktı. Bu ne aptalca bir fikir. Ve hiç utanmadan bir de para istiyor. Neyse, sakinim. Sakinim şu anda. Ben bu davada o kadar çok etkilendim ki, o kadar çok kendimi hazırlamaya çalıştım ki bu davaya. Çünkü ben bunu daha önceden zaten okumuş, araştırmış ve metnini hazırlamıştım. Ama bir türlü bunu çekecek psikolojiyi kendimde bulamadım. Çünkü zaten son dönemlerde de işlenen kadın cinayetleri benim artık burama kadar geldi geçti bile. Ve bu olay gerçekten beni çok fazla etkiledi. O yüzden ancak fırsat buldum çekmeye. Daha fazla uzatmak istemiyorum. Çok zorlandım da anlatırken. Umarım doğru düzgün şekilde anlatabilmişimdir. Lütfen hepiniz kendinize çok dikkat edin, kadınlar. Lütfen kendinize dikkat edin. Ve aslında bu davada şöyle bir ayrıntı da var. İki tane iğrenç, onlara insan demek istemiyorum da. Yani ne diye hitap edeceğimi de bilemiyorum YouTube sınırları içinde. İşte iki şey kişi Allison'ın hayatını karartırken yine aynı cinsten bir adam, adam gibi adam, mükemmel bir adam onun hayatına müthiş dokunuşlarda bulunmuş. Yani herkesi aynı kefeye koymuyorum. Anlatabilmişimdir umarım. Lütfen bu insan kılığındaki mahluklardan kendinizi koruyun. Hepinizi çok seviyorum. Beni dinlediğiniz ve desteklediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki dava videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın.